24 milyon 750 bin. Bunun 2 milyonu otoparklarda çürüyor. Ekonomiye katkıya sunamıyoruz. Geri kalan 3-3,5 milyonu da satılamaz kaydı var. Şimdi şu araçlara bakar mısınız? Gelin şöyle. Ya bugün bu lastiği almaya kalkışırsanız bu lastiğin fiyatı galiba 6-7 bin liradır. Tıpkı işte 20 yıl önceki araçlar görüyorsunuz oraya çöpe dönmüş. Bu da yarından sonra çöpe dönecek. Bunun için yapılması gereken çok pratik, çok hızlı. Bu bir kararnameyle mi olur, bir yasal değişiklikle mi olur, neyle olacaksa olsun. Birincisi şu, 30 gün içerisinde borçluya bir yazı yazacaksınız. Kardeşim gel borcunu öde, arabanı al. 30 gün içerisinde arabasının borcunu ödeyemiyorsa derhal bu paraya çevrilecek ve bankaya yatırılacak, hiç olmasa alacaklı alacağını alabilecek durumda olsun, verecekli de parasının çürümemiş olduğunu görmüş olacak. Aksi takdirde milyonlarca, hani stokçu, işte stokçu arıyorsanız icra otoparklarına gittiğinizde nasıl büyük bir stok olduğunu görebilirsiniz. Çok sayıda iş makineleri var. Bak söyleyebilir miyiz? Yedeminlerde 2 milyon araç çürüyor. Daha fazla, bizim bildiğimiz şu anda 2 milyon araba yedeminlerde çürüyor. Diyoruz ki bunları çürütmeyin, ekonomiye katkısı olsun. Burada yapılması gereken iki şey var. Bir, alacaklı alacağını alsın, verecekli vereceğini ödesin, arabalar da çürümesin. 2 yıl sonra arabayı bu otoparkta 2 yıl kaldı mı, 3. yıl çöpe dönüyor. Milli servet ortada yok oluyor. Aynen, milli servet şu anda yok oluyor. El birliğiyle yok ediyoruz. Diyoruz ki bu milli serveti milletin hizmetine sunalım. Ne zaman olur bu? Ali Bey, ben yönetici olsam bugün yaparım, yarın uygulamaya geçerim. Engel teşkil eden kimler? Bilmiyorum. Bakın 2,5 yıl önce Ankara'da Fox TV'nin şeyine baktığınızda haberinde göreceksiniz. 2,5 yıl önce bu ifadeleri kullandım. Ama üstünde 2,5 yıl geçmesine rağmen halen bir çözüm yok. Bugün inşallah en azından bu derin krizde uyanmış olurlar ve bunu hayata geçirmiş olurlar. Bu büyük bir milli servet. Ne olacak bu kaldığı zaman? Alacaklı alacağını alabilir mi? Gümrükte sistem 90 gün. 90 gün içerisinde olursa olur, olmasa paraya çeviriyor, bankaya yatırıyor. Kardeşim hem bankada parası faizle işlemiş oluyor ve o vesileyle de parasını kaybetmemiş oluyor. Şimdi parasını da kaybediyor, malını da kaybediyor. Alacaklı da alacağını alamaz hale geliyor. Bunun şu andaki ekonomik değeri 10 milyon. Şu anda sıfır almaya kalmışsınız. İkinci eli en az 5 milyon. Burada bak. Gürsel Bey, arabaya bindiniz ama araba hacizli. Sadece hacizli değil, çürümüş arabaya yazık günah. Bakın çok çok özel arabalardır bunlar, çok pahalı arabalardır çeşitli nedenlerle. Allah herkese güç kuvvet versin ama ne yazık ki tabii hacize düştüğü için şu anda burada çürüyor. Göz göre göre milli servet yok oluyor. Surat arabasıdır bak, 330. Ve bunu yenik almaya kalkışırsanız en az 3 milyon, 3,5 milyon.